8 kişinin aynı dünyada oynadığı bir serüven. Herkes kurallara uymak zorunda. Uymayan kendi bilir. Herkes tek başına gelişmek zorunda. Minecraft gerçek hayat başlıyor. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft gerçek hayat serisine başlıyoruz. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir seri olacak. Ekipteki bütün kişilerin kendi kanallarının linkleri arkadaşlar açıklama kısmında var. Herkesin kendi gözünden neler yaptığını, nasıl geliştiğini, nasıl multler yaptığını. Hani bildiğin yani şey gibi düşünün. Farklı farklı tam 8 tane survival serisi ama tek dünyada. Ve tabii ki en büyük olaylarımızdan bir tanesi ticaret olacak. Mesela birinin yaptığı mesleği diğeri yapamaz. Ne olacak mesela? Benim ete ihtiyacım varsa o mesleği yapan kişiden almak zorundayım. Bu tarzda arkadaşlar hani gelişeceğiz. Ve ben çok tatlı bir seri olacağını düşünüyorum gerçekten. Ve hemen arkadaşlar şu sayfadan göstereyim mesela. Özet gibi olsun birazcık. Modlar var ama böyle abartı modlar kesinlikle yok. Sadece hani oyunu daha tatlı hale getiren, yani o oyunun survival ruhu vardır ya, hani o ruhu bozacak modlar asla yok. Hep böyle daha tatlı şeyler olacak. Böyle dekor olur. Ne bileyim bak şu köprü ayakları gibi mesela. Ondan sonra başka örnek var mı? Şu zincir gibi mesela. Böyle şu heykel gibi mesela. Tatlı tatlı şeyler var. Ve o zaman zaten siz bizim GTA videolarımızdan da ekibi tanıyorsunuz ama... Karşınızda Team FD ekibi. Bak şu hareketlere bak. Bazıları aralarında çok mazlum duruyor. Niye öylesiniz? Mahir? Efendim? Yemin ederim 50 kuruşum yok. Ver lan. Oğlum bu nasıl bir tip oğlum? Skin'e bak gerizekalı. Tek kaç skin yapmış ama bayağı iyi ha. Hazal? Evet. Bu şey değil mi ya? Böyle genelde kışları her zaman çok fazla üşüyen kızlar olur ya böyle. Polar böyle tüylü tüylü şeyler giyerler böyle deli gibi. Evet. O bu skin. güzel o da güzel olmuş. Oğlum bu tip de. Emir? Emir bu arada arkadaşlar. Rafet abi neredesin? Rafet abi gel buraya. Buradayım. Emir arkadaşlar bizim yine herkesin yakın arkadaşı. Emir videolar çekmeyecek ama Rafet abi oyuna daha yeni başladığı için. Ah be bıyıklarına kurban olduğum. Daha ben... o kadar fazla böyle şey olmadığı için, Minecraft tecrübesi olmadığı için Emir'le birlikte oynayacaklar. Mesela o ikisinin yapılarını falan da Rafet abinin kanalından izleyeceksiniz. Sonra Samet burada. Samet anasını satayım. Skinini yeşil yapmasaydı zaten kıyamet kopardı büyük ihtimal. Çocuğun her şeyi yeşil ya, böyle bir şey olamaz. Evet. Aklıma bir şey geliyordu, acaba yeşil midir diye düşündüm. Emin olamadım. Olmaz abi. Bence yeşildir de. Neyse. Başka... Lan neredesiniz? Birbirinize girdiniz. Başka Onur burada. Onur. Merhaba. Tanrım. Bu skin'e kaç yıldır sahipsin? Vallahi 8 sene falan oldu herhalde. Kendi ellerimle. Bir şey diyeceğim. Ondan. Bak benim skin'de zaten arkadaşlar biliyorsunuz da ben bu skin'i yaptığımda 12-13 yaşındaydım. Aga be. Üzerine çok zaman geçti, şu an değiştirmek istiyorum ama değiştiremiyorum. Sonuçta anısı var be. Anısı var. Mahir tamam, yok oğlum 50 kuruşum. Yürü git. Sonra dur bir dakika. Mami. Selamünaleyküm. Ne kadar tatlısı öyle sweatshirt'ün. Çok teşekkür ediyorum. S2'den aldım. Ya abi bu dayı yoksa ben izlemem Minecraft'ı ya. Dayı yoksa izlenmez ya.
bu Minecraft? Arkadaşlar manyak mısınız? Dayı zaten mami anasını satayım ya. Şu evet, GTA Mafya serisinde de mesela onu yazmışsınız. Orada da vardı mami. Gerçek bölümde yoktu. Dur bakayım orayı kurcalamayalım şimdi. Mami kanıtlayalım evet, mı? Kanıtlayayım mı? Ne, kanıtlasana. Ne? Allah'a emanet de oğlum ne diyeceksin? Allah'a emanet değil mi? Dur ama... Kanıtla hemen. Allah'a emanet. Tabi sesinde kalınlaştırma olmadığı için tam olmadı ama oldu yine. Samet'te Haydar mesela. Arkadaşlar bunları açıklama yapma gereği duymamalıyız bence. Yani gerçekte Haydar diye bir insan yok. Gerçekte dayı diye bir insan yok. Nasıl yalancı? Yalan söyleme. Herkes yani onları canlandırıyor sadece. Bir şey diyeceğim, burada bahsetmediğim birisi kaldı mı ya? Talha. Ana konuşamıyor onunla. Ah lan. Gel gel yanıma gel gel dolan. Gerçekte gel geri zekalı. Geldim diyor. Arkadaşlar Talha ile bizim bilgisayarlarımız yan yana. Burası stüdyo. Talha'nın bilgisayarı da yan tarafta olduğu için oyun esnasında çok fazla Talha'nın sesini duymayabilirsiniz. Çünkü mesela ben konuştuğumda hem onun mikrofonundan hem benim mikrofonumdan. Talha konuştuğunda hem benim mikrofonumdan hem onun mikrofonundan. Böyle değişik hayır, karışık bir şey olacak. Bir şey diyeceğim ben bir gidip yatayım. Tamam hadi görüşürüz. Abartma. Vay be Rafet abim helal olsun. Rafet abi seninle konuşmadı. Bıyıkların çok ya. Ben beni de... Konuşuyoruz mu şu an? Kayıtta mıyız? Konuşuyoruz abi, kayıttayız. Ha tamam. Nasıl olmuş bıyıklarım? Bıyıklarım bayağı iyi. Bayağı iyi. Rafet abi. Sebati nerede? Aa Sebati Emir! Benim Mecid olduğumu çoğu kişi bilmiyor bu arada. Sonradan fark etmişler. Geçenki şeyde bir fark etmişler. Abi nasıl bilmiyorlar arkadaşlar? Ailesinde. Açıklama kısmında herkesin linki var. GTA serilerinde de var. Minecraft'ta da var. Herkesin linklerinin açıklama kısmında var. Hem Instagram'ları var. Gerçi burada büyük ihtimal YouTube kanalları olur. Gidip bakın ya gözünüzü seveyim. Oğlum, ha, bakın. Aynen şu açıklama kısmına bir baksınlar yani. Allah için. Aynen herkesten... beni taksici sanıyorlar abi. Taksici Uzay. Onur. Bak nerede evet, Onur mesela? Benim ben. Onur neredesin lan? Buradayım. Bak, o kadar kalabalıyız ki. Aha bak. Kravatı çok iyi bu arada. Teşekkür nereden ederim. Aldın? Zara. Zara da çok pahalandı Zara. Ya. Altı. O da bir gereksiz Zara. Pahalandı Zara. Ya. Neyse. Klas takılıyoruz. Şaka yapıyorum. Bu arada sponsor olmak isterseniz. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bakın buradaki herkes kendi kanalına bu seride video çekecek. Bu dünyada bir şeyler yapacak ve video çekecek. Kanalların linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Bakın herkes daha kanalını yeni açtı. O yüzden gidelim hem videolarını izleyelim hem kanallarına hepsine abone olalım, destek verelim. Yani gözünüzü seveyim yani. Bir zahmet bunu yapalım. Açıklama kısmında zaten herkesin linki var. Aynı şekilde arkadaşlar kanal linkleri yorumlarda da var zaten. O zaman şimdi bir dakika şu dünyayı zaten sinematikte başta izlediniz ama arkadaşlar bakın buradaki herkes bakın beni dinleyen sevgili komşularım mı denir? Vatandaşlarımız mı denir? Ne olur biz şu an ne olmuş oluyoruz? Lan? Aa köy halkı. Halkız biz şu an. Ana! Öldür şunu. Uzak dur. Onur direkt saniyesinde ölmeseydin iyiydi lan oyunun. Abi ben yarım saattir ondan kaçıyorum biliyor musun? Hiç de bir şey demiyorum video bozulmasın diye. Arkadaşlar bakın buradaki boyutların hepsini ben yaptım. Bunlar tamamen zaten game modda yapıldılar. Yani bunlar sadece sunucunun başlangıç şeyleri. Bu balonun olayı spawnımız burada olacak ve bir tane yatak olacak. Hem burada spawn, herkes spawnını alabilecek. Hem de burada eğer buradaki insanlar birbirine güvenmiyorsa. Mesela Rafet abi gitti 60 tane elmas buldu. Evindeki sandığa koymaya çekiniyor. Birisi çalar bunu. Ben güvenemiyorum bu çocuklara. Daha bunların kanı kaynıyor. Ne olur ne olmaz derse gelip burada Ender sandığına koyabilir. Bu şekilde güvenli tutmuş olur. Sonra burada kurallarımız var. Burada bakın ben şöyle yapayım. Abi, kuralları okumak isteyen hatta şöyle yapayım. Kuralları okumak isteyen videoyu durdurup okuyabilir. Şöyle tek tek okumayayım. Yani genelde kurallar şey şeklinde. Gerçekten böyle bir dünya üzerine sanki gerçek hayattaymışız gibi birazcık kurallar. Aslında çok da öyle değil de bir yandan düşününce. Bazı kurallar öyle bazı kurallar değil. Hani kurallar aslında şunun üzerine kurulu. Böyle özetleyeyim. Hani Survivor serisinin hem daha uzun ilerlemesi hem de daha fazla keyif alabilmemiz üzerine. Mesela hırsızlık yapılamaz abi. Bu zaten yani olması gereken en bariz kurallardan. Sonra bir ticaret birisi yaptığında başkası yapamaz. Çünkü ondan satın almak zorunda kalsın ki oyunda bir ticaret dönsün. Sonra burada Nether portalımız var. Bunun yapma sebebimiz de şu. Şimdi herkes Nether'a gitmek isteyecek. Herkes evinin yanında, sonra evinin altında bir yerlerde portal açacak vesaire. Portal kirliliği olacak. Buna gerek olmasın diye en baştan herkes ortak bir tane güzel bir portalımız var. Ve arkadaşlar mahkememiz. Şöyle o zaman mahkemeye gelelim. Mahkemede aynı zamanda zaten gerçi teaser'da gördünüz de ben yine şöyle bir göstereyim. Bak burada herkesin skinleri burada yargılanacaklar. Bu arkadaş yok burada video çekmediği için. Bu araya kaynamış. Burası mahkeme dedin ama bildiğin Adliye Sarayı ya.
Harbin adliye sarayı ha, çok güzel. Ama abi şöyle de bir şey var. Ya da bunu söylemesen mi Silver Soğuk'tur? Bir şehirde, bir şehirde adliye ne kadar büyükse o kadar şey yoktur. Neden güldün? Neydi? O kadar duvardaki adalet yazısına. Tablolarımız bayağı iyi. Sonra burası da arkadaşlar mahkeme salonumuz. Buraya geliyorlar. Yanıyorlar, yanıyorlar. Mesela bak, gelin buraya herkes otursun. Hakim olarak da Rafet abi belirledik. Rafet abi mesela geç hemen kürsüne. Kürsü mü olur orası? Koltuğun mu? Ya sen yürü git sen, çünkü ben neden fazla şey, kaçakçı olur gibi bir tipim var oğlum. Geç otur şurada bir yere. Kurtulalım lütfen. Herkes otursun mesela şöyle. Bakın. Ben niye oturamıyorum? Sevgili Feyyade sakin ol. Talha! Rapçi mi var? İnsene çocuğum aşağıya otursana. Tamam. Get the rapçi. Samet mahkemedeyiz, ayakta duramazsın sandalyenin üstünde. Otur evladım, otur. Evet arkadaşlar bakın, ilk mahkememiz gerçekleşiyor. Emir mesela geçmiş orada şu an sanık yerinde. Evet Rafet abi, video çekmediği halde bu arkadaşın burada ne işi var, hemen yargılayalım. Sevgili Feyyade sakinler, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yo alkış olmaz. Şimdi girişteki kuralları okudunuz. Tekrar burada hatırlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Yok. Şimdi bu arkadaş video çekmediği halde aramızda geziyor. Ama yabancı da değil, o benim. Söyleyeyim mi? Söyle. Nihayetinde o benim evladım gibidir. Sebahattin'dir. Başka bir dünyada. Evet, yargılayacağız. Burada tek tek herkes gördüklerini anlatacak. Ben burada genel bir analiz yapıp karar vereceğim. İşte beni normal mahkemeler böyle olacak. Daha fazla uzatmayalım. Ne bileyim, biz diyecek bir şey bulamadım lan. Aynen zaten gerçek bu suçta olmadığı için orada da. Mahkememizde bu şekilde. Daha da onun dışında arkadaşlar gösterebileceğimiz bir şey yok. O zaman sevgili FYD halkı, bak herkes bir yerlere gitmiş. Bak. O herkes nasıl geliyor? Oha görüntü çok iyi yalnız. O ne? Bak uzaktan biri geliyor. derse geç kalmış öğrenci değil mi? Uzaktan. O zaman herkes istediği yere dağılabilir ve arazisini belli edip alanını yapmaya başlayabilir. Tabi alan yapmaz, gider maden yapar, bir şeyler yapar. Orası size kalmış efendim. Hadi herkes videosuna devam etsin. Evet arkadaşlar, şu anda bakın sunucuda kimler var? Dur bakayım, hemen şöyle bakalım. Hazal burada, Mahir burada, Mami burada, Rafet abi burada, Emir burada. Herkes resmen bir şeyleri yapmaya başladı resmen. Alan olarak arkadaşlar burayı belirledim ben. Bakın şöyle şu dağın şuralar falan, böyle buralara gayet güzel yapılar yapacağım. İşte şuraya mesela evimi dikeceğim. Sonra şu yanına böyle işte ne yapacaksak artık. Tarla mı yapacağız, çiftlik mi yapacağız, ne yapacaksak onları yaparız. Dükkanlarımızı açarız vesaire. Çok tatlı olur diye düşündüm. Şimdi yavaştan bir odun keserek başlayalım. Yakınlardaki arkadaşlar, şu ağaçları kesmek yasak. Şehir görünümüne zarar vermemek için. Ben gideceğim. Hatta direkt şu dağın tepesine falan bir tırmanayım. Bak Mami orada. Mami ne yapıyor oğlum orada? Dağa tırmanıyor bak. O kim? Onlar da oralarda bir şeyler yapıyorlar. Talha galiba orayı belirlemişti. Bak bir tane crafting koyup orada kendi alanlarını belirlemişler. Dur bakayım, onlara bir selam verelim. Ne yapıyorsunuz ya siz? Ne yapalım ya, işimizde gücümüzdeyiz. Hayırdır? Şöyle bir tur atıyordum, şöyle bir bakayım dedim, ne yapıyor onlar dedim. O şu ağacı kim kesti? Ben kestim. Abi o içine tahta bırakmışsın, o yüzden bu yeşiller kalmış. Aa dur alayım onu ben. Normalde yok olur çünkü. Bayağı bir de baltayla keserseniz mi? Zaten ağaç direkt yıkılma modu var. Öyle mi? Aynen direkt yıkılır zaten. Balta neredeymiş lan? Şimdi bir yerlerdedir abi. Eğer dur iyi bakalım. Bir insan olursan sen de içindeki tahtaları görebilirsin. Dur bakalım, besmeleyle başlayayım. Yapabilirsin inanıyorum. Zaten o son tahta parçasını kestiğinde onların hepsi yok olur. Sen ne yapayım lan? Aralardan bakalım. Madenden yeni geldik. Aa abi şey değil mi ya, bu senin işçi? Aynen. Bizim amele mi senin? Amele denmez ama. Ana. Senin niye arkanda hey yazıyor lan? Ha tamam gitti. Ne alakalı? Marka. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Sen niye? İşte oğlum para mı aldın sen benim videomun içine? Tamam aynen, amele demeyelim. Marka giymiş çocuk oyunda bile ya. Böyle şey olamaz. Amele biziz oğlum. Irga tuzun. Yani size kolay gelsin, ben gittim. Eyvallah, görüşürüz. Eyvallah, hadi görüşürük. Benim acilen yemek çözmem lazım. Çok acil yemek çözmem lazım. Ya da ben bir acaba bir ölsem mi? Zaten hiçbir şeyimiz yok. Dur onlara söyleyeyim. Allah! Öldürün beni, öldürün! Öldürün! Öldürmüyorlar. Kurallardan dolayı mı öldürmüyorlar? Hayır be, bu kural dışı. Kendi isteğimle ölüyorum sonuçta. Teşekkürler abim, teşekkürler. Eşyalarımız gitmiyor arkadaşlar bu arada öldüğümüzde. Heh, oyuna şöyle düzgün başlayalım diye öldüm bilerek. Şimdi şu ileriye doğru gideceğim. Hem birazcık ağaç keselim. Hem de sonrasında da madene doğru gideceğiz. Birazcık maden yapmamız lazım ki gelişelim. Oyunda arkadaşlar para birimi olarak madenler geçeceği için madenler aşırı önemli. Yani zaten önemliydi. Artık bizim bu şeyimizde, serimizde daha da önem kazandı. Çünkü bildiğin para birimi yerine geçecek. Yani aramızda ticaret döndüreceğiz. Ve
Her şey para olacak abi burada. Resmen her şey para olacak. Mesela birinin tohuma mı ihtiyacı var? Hemen bir fırsattan istifade. Hemen o tohuma mı ihtiyacı var? Sana vereyim hemen 64 tane tohumu. İşte bir elmasa falan. Hemen fırsat. Fırsat gerçekte de öyle değil mi zaten? Arz talep. Bak burada da birisi yarım kesmiş ağacı. Bu ağaçları niye yarım kesiyorlar ya? Neyse ben şu ağaçlardan bir tanesini hemen bir artık kesmeye başlayayım. Bir baltamızı yapalım. Güzel güzel ağaçlarımızı keselim. Akasya kütüğü var. Hiç sevmem ama. Aha! Beleş ağaç buldum yerde. Birisi almamış. Şöyle hemen ben el crafting'imi yapayım. Hatta bunu da buraya sabitleyeyim. Bakın arkadaşlar burada sabitleme var. Mesela ne olursa olsun o 9'dan gitmeyecek. Artık crafting'imiz her zaman envanterimizde olmuş oldu bu sayede. Sonra hemen crafting'den hop kazmamızı yaptım. Ben bir hemen şuradan bak taş kazalım. Kömür mömür de var. Oradan böyle ufak tefek ihtiyaçlarımızı giderelim diyecektim ki. Burada demir var. Buradan giderelim o ufak tefek ihtiyaçlarımızı. Tamam şöyle bir 32 tane taş kazdım. Şimdi bak. Bunu direkt at babacım. Görüşürüz. Şöyle Allah'a emanet ol. Gel buraya. Çubuğumuzu yapalım. Kazmamızı yapalım. Sonra şu demirlerimizi bir alalım. Direkt demir balta yapalım. Güzelce bir odun kazalım. Hatta aslında demir kazma yapalım. Maden yapalım odundan önce ya. Ben böyle az bir şey yapsak yeter bize. Odun yapsak yeter bize. Oha! Lan istesem böyle bir şey de getiremem. Nasıl oldu anasını satayım o? Oha! Abi ne diyeceğimi bilemedim resmen. Şaka gibi. Bir dakika şunu elime tutturacağım. Daha böyle dursun direkt. Ya yemeğim yok ama ya. Benim buradan çıkmam lazım şu an. Ben burada bir şey yapamam ki. Allah'ım ya Rabbim. Şöyle maden arasam bulamam ha. Şaka gibi yemin ederim. Dur bakayım şunları ben bir alayım. Birileri var mı? Bu arada oyunun zorluğu. Böyle bir tekrar bir kontrol edelim. Hard'da olması lazım. Aynen zaten hard'da diyor arkadaşlar. Hard'da oynayalım ki keyifli olsun ya. Yeah. Çok güzel şeyler yapacağız bu arada. Bildiğin hani bu şeyi seriyi bir aydır planlıyoruz ve bir aydır ben not falan alıyorum. Notlarımda çok güzel şeyler var. İnanılmaz güzel şeyler olacak. Zaten bu bölümden bile çok güzel gelişeceğiz. Bu köye hükmeden biz olacağız lan. Çok güzel şeyler yapacağız. Manyak planlarım var. Zamanla hepsini öğreneceksiniz zaten. Tamam buradan 32 tane kömür elde ettik. Gayet güzel. Başlangıç için bize yeterli olacaktır. Şuradan bir çıkmak istiyorum ama ben. Yemeğim falan hiçbir şeyim yok. Canım kalmadı. Şuna bak ya. Şunları da alsam mı ya? Hadi şunları da alalım. Aha yakınlarda bir isim var. Kim o ya? Kim lan o? Aa Mami. Dur bakalım o ne yapıyor? Ona da bir göz atalım. Mami nereye gitti ya? Biraz önce burada bir yerlerde adı gözüküyordu. Kayboldu. Lan attığım kazmayı tekrar aldım yalnız. Bunu bir atayım. Aha burada. Bak bakayım ne yapıyor burada? DC'de yok ki. Discord'u kapanmış. Geliyormuş. İyi gelsin abi. Orada biz hemen bir böyle fırınımızı yapalım. Şu demirlerimiz bir hemen hop. Lan odun hiç yapmadık resmen ya. Ala kömürüm var ya ben ne yapıyorum? Kafayı yemişim. Demirimiz bir pişsin. Oğlum direkt benim niye odaya niye girmiyorsun? Ne bileyim şey yapmadım. Ne yapıyorsun? Sen videoda mısın? Evet videodayım. Hadi ya. Evet. Sen niye benim yakınlarımda geziyorsun bakayım? Sen benim yakınlarımda geziyorsun. Pardon. Ben seni hiç görmedim bile abi. Daha yeni ya çıktın karşıma. Ben madendeydim senin adını gördüm. Bakayım mı dedim neredeymiş bir selam versin bakayım. Ağaç topluyorum şimdi birazdan yeniden ev yapmaya gideceğim. İyi yap çalış. Çalışıyorum. Vatanına milletine F'ye halkına şey ol. Neydi o? Yararlı bir evlat ol tamam? Tamamdır teşekkür ederim efendim. Rica ederim hadi kolay gelsin. Hadi sağ ol sana da. Hadi bay. Aha. Yemeğin var mı? Mami lan gitti ya. Ne oldu? Yemeğin var mı? Benim var ne yapacaksın? Vereceksin. Üzerinde ne var? Bana verebileceğin yemek karşılığı verebileceğin ne var? Şerefsiz daha ilk dakika ilk saniye kömürüm var sadece. Evet, kurban olsun sana yemek. Ana. Allah razı olsun. Şu an arkadaşlar bak başlangıç ya bu. Ana helal lan sana. Bir daha asla yap. güzel. Arkadaşlar bize bunlar yeterli. Güzel. Ben alacağımı aldım. Dur ya. Şöyle karşılığında da şöyle lazımdır büyük ihtimal. Al. Sana şöyle 11 kömür vereyim. Kazma uğraşma. Yine ne oldu? 11 kömür attım arkana. Aldın mı? Şükür ediyorum almadım. Sonra başımıza kakarsın. Ben bedava ya et vermiştim bak, falan. Buraya kömür attım. İstemiyorum. Al. Lazım olur. Genç adamsın oğlum. Sıcağa ihtiyacın olur. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu ne lan? Domates tohumu. Aa domates buldum. Aha. Tamam. Ben fırınımı da aldım. Gidiyorum. Dur şu çöpleri de şöyle. Heh, tamam. Devam edebiliriz. Ya sen ne kadar kral bir adamsın ya. Ya oğlum sağ ol lan. Harbi öyle mi düşünüyorsun? Çok teşekkür ediyorum ya. Oğlum yardımcı olayım diye lan. Bak ister bir şeye... Aha bunlar kim? Hazal ev yapıyor lan aşağıda abi. Allah Allah. Dur bak gel ya. Bir basalım gel. Oğlum bura nereye çıkıyor? Bir şeydim Hazal ben geliyorum. Gel. Gündüz olursa daha iyi olur da. Lan lan lan!
lan. Aa. Ne oldu? İnsan korkar lan. İnsan korkar lan. Oğlum. Bir şey korktum zaten. O nasıl korkmuyorsa bir çığlık atar, bir şey yapar ya. Allah al. Allah'ın fakiri al, sana bir meşale koyayım şuraya. Bir tane odun versen karşılığında meşale verdim. Oğlum zannettim ki odun yok ki. Ana. Nasıl, Mahir yok mu? Mahir. Geldim toplamaya gitti. İadesi kolay gelsin. Direkt senin seni direkt aşağı çekmeye geldim abi. Ne yapmaya gittin? Direkt madene çıktım. Helal olsun. Aferin sana. Aferin hep böyle. Helal lan. Ya kimse uyumuyor. Keşke birisi uyusa. Allah. Endürmenle yalnız bayağı göz göze geldim. Ben direkt mağaraya mı insem acaba ya? Ama yemek sıkıntımız var abi. Yemek sıkıntısını çözemedim ki ben burada. Kimse uyuyacak gibi de durmuyor. Şurada koyunları çözüp ben mi uyusam acaba ya? Şurada bir yerlerde koyun görmüştüm. Şu oraya hiç başlangıç alanına gideceğime. Bak ya mamiyle karşılaştık. Şu koyunları hemen pataklayıp. Yok mu başka ya? Ana bir tane mi koyun var sadece? Benim gördüğüm sizi görüyor musunuz? Hadi oraya gidiyoruz. Güzel. Hiçbir yerleşim yapmadan arkadaşlar. Şu an böyle birazcık keşif yapalım. Çok daha tatlı olacak. Allah. Hem orada büyük ihtimal yatak da vardır. Uyuyoruz, bir sabah olur. Rahat gelişimimizi yaparız. Oy, biz buradan yemek sorunumuzu çözer miyiz? Saman var mı? Allah'ını seversen yürü git. Anam burada da şansıma. Boş harita ne ya? Abim ben boş harita. Yürü git lan. Az daha uyumazsak zaten sabah... Lan az daha ölecektim, niye öyle oldu? Lan sen niye dışarıda kaldın, seni öldürmediler mi? Manyak dışarıda kalmış. Dur ben seni de bir öldüreyim. Eğer şeyi bulamazsak, zaten yatak bulamazsak da bir tane koyun bulsak yine okey. Ama niye yatak yok bu köyde ya? Bu ne abi, hep kağıt var ya, pusula var falan. Ne yapacağım, bunlar lazım olur mu acaba? Belki lazım olur, hadi bir dursunlar. Ama yatak yok koca köyde. O garipmiş. Bir dakika, burada ne var? Normal tohum mu var? Galiba normal tohum var. Şu samanları alacağım ama onun öncesinde... Abi yatak bulmak istiyorum ya. Normal ev yok galiba burada. Aha ama beyaz değil. Hadi normal beyaz bir koyun. Sen ayrı trende. Hayır ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Kedi mi o? Abi iskelet gelmesin, ne olur vallahi öleceğim. Çiğ yesen mi şunu ya? Örümcek yürü git, Allah için yürü git ya. Ah gitti gibi. Hadi şu doysun. Pişirmeye vaktim yok resmen. Ben şu çanı bir alayım mı şuradan? Eyvallah. Oo, golem beni korur. Sağ ol lan abi. Ama ben birazdan seni öldürüp demirlerini alacağım. Olsun be, herkes öldürür sevdiğini. Ben şimdi hemen şu eti bir pişireyim. Onda bir et bulunsun. Bir şey gelmiyor değil mi? Demin... Abi sen burada kal ya. Sana demiyorum lan. Oğlum senin yatağın nerede yatağın? Yatağı yok bunun. Ben direkt en iyisi elimle bunları kırıp yemek sorunumu çözeyim. Etrafta daha var mı? Onlara bakacağım bir. Bu köylülere galiba meslek verilemiyordu. Birisi mi geldi? Yo, bir an birisi geldi zannettim. Oh be, Hazal uyudu, oh be. Sonunda birisi uyudu ya. Helal kız sana. Allah razı olsun, yemin ediyorum yarım saattir koyun arıyoruz ya. Şimdi ben taş bir balta yapacağım şimdi geçici olarak. Hatta yapamıyorum abi, odunumuz yok ki ya. Şunu alayım. Helal Furkan Yamani. Dur bakalım. Dönüştür. Çubuğumuzu yap. Baltamızı yap. Tamam. Oh be. Oduna ihtiyacımız var ya. Amele gibi resmen şey yapıyoruz. Bir dakika, 3 blok muydu? Vuramıyorsun değil mi sen bana şimdi oradan? Öl bakalım, bana demir lazım. Üzgünüm golem. Üzgünüm. İyi de bir goleme benziyorsun. Beni korudun falan ama. Aga be, kimseye güvenmeyeceksin işte golem. Kimseye güvenmeyeceksin. Bak sen beni gece korudun. Ama sabah ben seni affetmedim. Ah be, bugün de uyurken golemi öldürmeme üzüleceğim. Başka saman yok mu ya? Bu kadar mı abi? Bu ne kadar verimsiz? Ne kadar kötü bir köy ya? Şurada bir şey var mıdır? Bir de oraya bakacağım. Abi ben hayatımda daha kötü bir köy görmedim ya. Aha, burada da güzel. Şu samanları da al. O zombi sesleri nereden geliyor bu arada? Aa şu ne? Karpuz tohumu. Güzel, al bunları. Yetiştiririz. Al. Bunların daha hiçbirisi büyümemiş. Oy! Ne diyorsunuz, girsek mi şuraya? Arkadaşlar buraya girebiliriz. Ama buraya girmeden önce ben birazcık daha yün bulayım ve şunu yapayım. Mağarada bizim yeterince kapasitemiz olmuş olsun. Bak şu an iki tane daha beyaz yün bulursam bunu yapabiliyor muyuz? Aynen öyle yapabiliyoruz. O zaman gelin hemen. İki tane daha yüne ihtiyacım var. Buralarda var mıdır? Bir de şu eve de bakmış olayım hem. Abicim iki tane yüne ihtiyacım var be. Oo, eğer bulduk. Güzel. Eğer at da bulursak eğerimizi de kullanırız. Oo güzel. Çok iyi. Bu samanları bulmamız çok güzel oldu. Tamam şimdi. Aha bir koyun orada. Bir etrafında senin arkadaşın yok mu be? Aha at var. Güzel, atta da binebiliriz şu an. Eğer bulduk. Çok iyi. Hopala. O zaman çantamızı bir yapalım ya. Bakalım nasıl yapılıyordu. Bizim bir chest'e ihtiyacımız var. Şöyle bir chest yaptık.
Hop 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 ve hop 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 ve serinin büyük ihtimal ilk çantası. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Çer çöp ne varsa şuraya koyuyorum. Lazım olabilecek sadece şunları alayım. Sen de gel. Burada lazım olabilecek ne var? Etler bir dursun üzerimde. Onun dışında şöyle her şeyi bir göndereyim. Ekmek de dur. Pusulayı da gönder. Tamam. Şimdi bunların hepsini de bir ekmeğe çevir. Aynen, yemek sorunu bir süre çekmek istemiyorum. Güzel. Şu ekmeğimizi yiyelim. Şu etrafta da birazcık inek minek var. O ne? Aha, orada mı maden yapsak? Abi şu an şey değil mi, dünyamız bayağı güzel. Çok fazla seçenek var. Yapabileceğimiz çok fazla seçenek var. Şu an yani o aşağıdaki mağaraya mı gitsem, o tepeye mi çıksam? Aşırı aşırı kararsızım hangisini yapsam. Ben şu an önüme geleni bir öldüreyim de yemek sıkıntısı çekmeyelim. Sonra birileri bunların hepsini gelir öldürür. İnek dükkanı açtım der, benden almak zorundasınız yapar. Yemek sorunu çekmeyelim bir süre şunların hepsini öldürüp. Gelin lan buraya. Pat! Pat! Öl lan. İnek kardeş, inek kardeş. Seni de bir sahiplensem mi acaba ben ya? Ha, ne diyorsun? Gel bakayım. Seni sever misin? Ne diyorsun? Sevdin mi beni? Hadi bir sev lan. Hadi yavrum. Sevebilirsin. İyi bir adamımdır ya valla. Ana! Ne inatçı çıktı ya bu? Sen benim atım olacaksın. Arkadaşlar, tamam ve en iyi arkadaş. Güzel, gelişimimizi de yaptık. Serinin ilk atı da hayırlı uğurlu olsun. O zaman şimdi etrafta neler var? Bak şurada koyunlar var. Şu koyunları bir pataklayalım. Hoppala. Sen gel bakayım böyle. Hoppala. Tavuk mavuk etrafta ne varsa pataklayacağız arkadaşlar. Çünkü hem ete ihtiyacımız var. Hem yüne ihtiyacımız var. Her şeye ihtiyacımız var. Daha yeni başladık. O zaman devam. Şöyle büyük ladin ağaçlarından olsa arkadaşlar var ya, fena işimizi görür. Ama biz ilk başta ne yapalım biliyor musunuz? Şu büyük tepedeki madenlerin olduğu yer vardı ya. Oraya gidelim, orada bir maden yapalım. Dağ madeni yapalım. Demir mebir ihtiyaçlarımızı giderelim. Kömür vesaire. Gel direkt aşağıya mı insek madenden ya? Çok kararsızım be. Baksana şurası bayağı iyi duruyor. Durun o zaman şu atı şuraya koyayım ben. Eğer aşağıda başımıza bir şey gelirse de atı gelip buradan alabiliriz. Şöyle kıralım. Sığmıyor mu lan kapıdan? Vallahi sığmıyor. Lan ya, o kadar yeme dedim sana ya. Bu arada atımızın ismi ne olsun? Ben bunu eve de götüreceğim. İnşallah başına bir şey gelmezse. Atımız Hazal Dağ taş devrine yeni geçmiş. Ana, tek bloktan geçmiyor mu ya bu atlar? Niye olmuyor? Ana, mami aşağıya düştü bir yerde. Aga be. Oy, buralar güzel gibi ha. Neyse ya, belki buluruz atımızı. Biz artık arkadaşlar bir madene inelim. Birazcık odun alsam mıydım yanıma? Dur dur, birazcık odun alayım yanıma. Ne olur ne olmaz, aşağıda ihtiyacımız falan olur. Şöyle biraz alsak. Şunları da alayım. Yeterli olur diye düşünüyorum. O at da inşallah kaybolmaz. Aa, şey yapayım. Demirim yok ki gerçi ya. Bıçak yapayım diyecektim. Bıçakla arkadaşlar şey yapabiliyoruz. Yerden mesela şunları, çimenleri böyle buttuğumuzda farklı bir tane saman gibi bir şey çıkıyor. O samanla da kayış yapabiliyoruz oyunda. Kayış yapıp bir yere bağlasaydık çok tatlı olurdu aslında da. Neyse be. Neyse be. Bu kadar odun bize yeterli mi? Yeterli diye düşünüyorum. Şurada hemen maden ağzında falan bir demir bulamaz mıyız ki ya şansımıza? Şu yakınlarda demir olsun lütfen ya. Atımı kaybetmek istemiyorum derken büyük ihtimal at kayboldu bile. Nerede o? Şurada mı bırakmıştım onu? Lan hemen mi kayboldu? Aa, buradaymış. Tamam. Dur bakayım şuralarda, hadi demir. Hadi demir. Hadi demir. Çok derinlere inmeden demir yok mu ya? Oy, şu götüme girdi yalnız. Aha demir. Allah. Ölsem ne komik olurdu yalnız. Patron ne? Neye değişsin ya? Ne işin var lan senin burada? Patron aşağı hiç gitme. Niye? Boşuna gidersin vallahi. Hiç güzel şeyler yok. Hiçbir şey yok mu? Hiçbir yoksa, şey yok. Yoksa çok güzel şeyler var da gitmemi istemiyor musun? Yok vallahi yok. Neyse sen gitmişsin zaten, o zaman ben gitmiyorum buraya. Aa abi. Bak ya. İnşallah, inşallah burada bir şey vardır da ben görürüm seni. Ne vardır lan? Elmas. Hava atarım sana. Allah! Kulüper sen patladın. Oğlum mahvoluyordum az daha. Sen benim atımı gördün mü? At mı yaptın direkt? Bak bak, tepeye bak. Göremiyorum ki. Göremiyorum, neyse boş ver. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Hadi sen git Hazal'ın yanına. Hadi bay bay. Vay be. Şimdi bir dakika, bizim yatağımız vardı değil mi? Ben almış mıydım? Oh almışım, hemen bir uyuyayım. Allah'tan yanımıza yatak aldık arkadaşlar. Yatak almak bayağı önemliydi, çok iyi oldu. Tamam, hop geri aldım. Nereye gitti lan? Oğlum beni korkutuyorsun ya. Bekle burada bir iki dakika. Ben fırından mı içeriye koymuşum çantaya? Benim fırınım nerede ya? Ben o zaman yanıma almayı unutmuşum. Neyse bir tane daha fırın yapalım. Şu iki demiri hemen bir pişirelim. O arada ben şu tavukçukları toplayayım. Tavuk kardeşler ne yapıyorsunuz yahu? Şu yumurtaları da toplayalım. Domuz kardeşi. Lan manyak, ölmemek için intihar etti resmen. Ölmemek için intihar etti, garip bir şey oldu. Bana ölmemek için he. Tamam o oldu. Şimdi dur bakayım nasıl yapıyorduk. Böyle demirler böyle. Böyle miydi ya? Yo.
Böyle miydi? Nasılydı ya? Dur bakalım şuradan. Çak yasak. Aha çıkar. Ha bir tane demirmiş. Böyle böyle direkt. Okey. Güzel. Tamam. Hemen şöyle. Hop. Arkadaşlar bakın. Bu bıçakla eğer bu tohumları böyle 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 budarsanız size saman veriyor. Aynen doğru. Bak şimdi. Bu samanla da craftinginizi açıyorsunuz. Ben fırınımı aldım mı almışım. Böyle böyle yapıyorsunuz. Aa böyle değil miydi ya? Saman bir şeye mi dönüşüyordu? Yo. Nasılydı lan? Dur bakayım. Halat. Aa ip. He tamam tamam tamam. Bu samanla böyle hop ip yapıyoruz. Bu iple böyle halat yapıyoruz. Aynen öyle. Tamam şimdi oturdu raylar yerine. Bir tane daha yapalım hatta. Çok güzel. Nerede şimdi bizim atımız? Şimdi istediğimiz yere güvenli şekilde onu koyup yolumuza devam edebiliriz. Buradaki madenlere de girmeyeceğim. Mahirler falan buralara girmişler. Hem yakınlardaki bir şeyleri toplamış olabilirler. Hem de ben de daha güzel bir yer arayayım. Atcığım ne yapıyorsun? Gel bakalım. Ben acaba atı gidip koysam mı diye düşündüm. Şu tepeye çıkıp birazcık maden yapalım mı orada dağ madeni? Yapalım en iyisi. Şöyle koyunları da bir hemen alalım. Hem etleri lazım hem yünleri. Sen de neyse aşağıya gitti vallahi kurtardı canını. Sen de gel şöyle benimle. Sakın aşağılara gitme bak. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Arkadaşını öldürdüğümü gördü ama bir şey yok bir şey yok. Siz de korkmayın. Sen, lan bir şey yok lan. Atım düşmedin inşallah. Düşme manyak. Heh tamam. Aa direkt atın üstündeyken de vurabiliyormuşuz ya. Yani şey iyi vurabiliyormuşuz. Okey o zaman sıkıntı yok. Tamam şimdi ben bu atımla beraber bu tepeye çıkarsam. Orada ne var ya? Ha bir şey var zannettim yok mu? Güzel. Bir şey diyeceğim atın hızı da iyi gibi ha. Ne diyorsunuz? Yorumlardayız arkadaşlar ben çok anlamıyorum. Bak dağ madenciliği ya. Dağ madenciliği gerçekten çok güzel oldu 1.18'den sonra. Bak ne gerek var öyle kapalı kafalı havalı hava yerlerine inmeye. Bak 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 bak. Dağı da direkt topluyorum havadar havadar. Bir yandan esiyor böyle pöfür pöfür mis. O zaman arkadaşlar bu dağı birazcık biz bir sömürelim. Bana yardım edene 5 demir mi? 5 demir vereyim de kendi işini kendin yap. Dur hatta 10 demir vereyim dur. Artist. 5 demir ne lan? Birazcık fazla bir şey söyler insan. Nerede lan tabelamız? Hop burada. Şöyle. Üzgünüm. Çoktan. Ya da şöyle yazalım. Dur dur dur. F'ye. Bakalım bir gün birisi buna denk gelecek mi bu nota? Şöyle etrafında meşalendirin. Atıma vurdum. Atım özür dileyelim. Özür barışalım. Barışalım. Gel. Vallahi yanlışla. Aha. Bir dakika. Bak. Burada etrafta bir demir unutmuşuz. Ben bunları nasıl görmedim? Kesin siz fark etmişsinizdir. Bana sövüyorsunuzdur kör diye. Dur ya. Şöyle 10 demir vereyim de kendin işini kendin yap demenin üzerine. Bir demir set çekilmez mi? Aşağıda o başarım çıkartılmaz mı? Çıkartılır. Demir set. Hayırlı uğurlu olsun. Aha başarım niye gelmedi? Furkan Bey 64 vereyim yardım et. Sağ ol yavrum. Demire ihtiyacım yok. Üzgünüm benim işim var. Yoksa ederdim yani şeyden demir fiyatından dolayı değil canım. Yoksa ederdim de işim gücüm var lan. Şu anda sana yardım edeyim. La işim var yürü git. Aa atımıza bir dakika atımıza da demir set yapalım. Yapılabiliyor arkadaşlar çünkü. Aynen yün. Oha. Dur yapabiliyor muyuz şu an? Yeteri kadar pişmiş var mı üzerimde? Yeteri kadar pişmiş yok. 2.5-64 neredeyse yapmışız arkadaşlar bu arada. Gayet iyi. Tamam neyse. Biz o zaman böyle bir yavaştan gidelim. Arkadaşlar ben evi kaybettim. O arada da madem şu kadar bir sürü meşe ağacının olduğu yere geldik. Birazcık odun kazalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki kocaman bir ormanı resmen yok ettim. Güzel oldu ama baksanıza bayağı bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 stek falan odun kasmış olduk. Ben şimdi bir tane şey yapmak istiyorum. Hemen buna da birazcık koyayım ama bir tane çanta yapacağım. Ona sadece odunları koyacağım. Bence güzel olur. Çubukları da hatta odun olana koyayım. Böyle böyle böyle. Diğer türlü müydü? He diğer türlüymüş tamam. Tamam hop buna da komple odunlar. Odunla olan malzemeler. Biraz daha edip bir sürü odun sıkıntısı çekmek istemiyorum. Hadi devam. (Gülüyor)
Ve arkadaşlar sonunda bitti. Sonra gece falan oldu. Uyumak zorunda kaldım. Zombiler falan vurdu. Onları büyük ihtimal görmemişsinizdir bile. 2 saniye yeter mi? Neyse biz şu 64'lerden alalım. Atımızın da güzel mi güzel demir bir zırhı olmuş oldu. Şöyle bir bakalım. Öf be, savaşçı oldum yemin ediyorum. Ha bu arada Emir'den de arkadaşlar koordinatları aldım. Evin koordinatları da var. Kaybolmayacağız bu sayede. Onlar evini orada büyük ihtimal. Ev falan yapıyorlardır büyük ihtimal. O yüzden bu arada koordinatlarımıza şöyle bir bakalım. Vallahi uzağız. Hatta daha da uzaklaşıyoruz. Ama birazcık daha arkadaşlar bir keşif yapalım şöyle hep beraber. Gidelim. Bir Ladin falan bulursak çok güzel olur. Yapı falan yaparken tatlı daha güzel yapılar yapabiliriz. Şöyle bir etrafta Ladin arayalım. Arkadaşlar bir şey buldum. Bu ne? Bu bizim gittiğimiz köy değil mi? O galiba. Yine dönüp dolaşıp hep onu buluyoruz ya. Aha, onun altına direkt bir şey var. Yeraltı köyü olabilir. Bir şey diyeceğim. Yeraltı köyü hatta büyük ihtimal. Ama biz atımızla beraber oraya nasıl geçebiliriz? Aha orada da bir şey var. Bir dakika. Atım dur lan. Atımla beraber bir dakika şu kıyıya kadar ineyim. Şöyle. Aha demir blok lan. Dur bir dakika içeriden onu buluruz galiba zaten. Gel böyle gel. Senle bir karaya çıkalım. Şu tarafta bizim ev olması lazım. Bak koordinatlara bakıyorum. Çünkü köy şurasıysa. Bak. Galiba. Aha orada kapı mı açık? La kapı var şurada bir yerde. Kesin bizden birileri geldi buraya. Ben öyle hissettim. Zaten anladığım kadarıyla eve çok yakın. Bizden birileri gelmiş buraya. İçerideler şu anda. Yakalandılar durun. Çabuk girip onlardan önce oradan bir şeyler almamız lazım. Hop sen burada bekle bakayım yavrum benim. Hemen daldım içeriye. Belki bir şeyler unutmuşlardı. La köylerin hepsini falan salmışlar bunlar. Aha onlar aşağı kattalar. Dur bakayım bu katta bir şeyler unutmuşlar mı? Unuturlar mı? Chestler bomboş. Lan tüh ya. Bak nasıl sesleri geliyor. Ulan her yeri açmışlar. Her yeri bütün chestler boş. Yalnız var ya bizden biraz daha önce bulmuşlar resmen. Dur bakayım. Tek gelecek miyiz? Nerede onlar? Siz neredesiniz? Neredesiniz? Ne oldu? İsminizi görüyorum ama sizi bulamıyorum. Aynı anda girdik herhalde şu köy yerine ama bütün chestler boş. Aynen. Bazıları boş aynen. Bazıları boş mu? Siz boşaltmışsınızdır. Olabilir. Siz neredesiniz ya? Ben size adınızı görüyorum. Aşağı katı mı var buranın? Nereden iniliyor? Ooo merdivenle. Dur bakayım arıyorum. Köy... Aha! Burada FYD yazıyor. Nerede buranın alt katı? Furkan bilmiyorsun oynuyorsun da oyunu. Bu yeraltı modla ekleniyor ya. Güzel, çok güzel şeyler bulduk bu arada. Ne buldunuz? Ne çıktı? Önemli bir şey çıktı mı? Ekmek, patates. Şuradan ya çıkıyorum. İyi o zaman çok bir şey kaybetmemişim. Dur bakayım. Bakayım. En yukarı mı çıktınız? En yukarı. Yok gene aynı yere geldik. Suları tamam. Arkadaş her şeyi almışlar ya. Her şeyi almışlar ya. Siz ev falan yaptınız mı? Ne yaptınız? Ev yaptık. Balonun hemen karşısına. Demir bloklarını almamışsınız buradan. Çok güzel. Güzel. Tamam kaç? 4 demir bloğu almamışsınız arkadaşlar. Tam kaç? Bir 35 tane falan demir ediyor. Oğlum üzerimde şey dolu ya. Bir şey alamıyorum ki ben. Çanta yap abi. Ben daha şu an hiçbir yere yerleşmedim. Bir sandığım bile yok. Ama yok yani. Her şeyim var neredeyse. Çanta abi şey yaz. Şu sağda E'ye bas. Sağda arama yerine backpack yaz. Nasıl yapıldığını oradan öğrenebilirsin. Siz o zaman burada hiçbir şey bırakmamışsınızdır. Ben gidiyorum. Şey demirleri verseydin. Kaybol back kardeşim. Mi? Ne abi? Olmuyor. Back ne yazayım? Backpack. Backpack. P-A-G aynen. Mi? B-A-C-K. Back yazsan çıkar direkt. Su anahtarı gibi ayar var onun. Tamam onun yanında ben siyahlık boşluk işte. Tamam neyse siz halledersiniz. Ben gidiyorum. Tamam hadi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz Furkan. Kolay gelsin. Görüşürüz size de kolay gelsin. Şurayı da alalım mı? Ben de çökelim ya. Demir blokları da alalım mı? Affetme hepsini ev. Ya arkadaşlar chestlerdeki çoğu şeyi almışlar ama anladığım kadarıyla çok değerli bir şey çıkmamış zaten. Neyse biz gayet iyi durumdayız. Çok bir şey kaybettiğimizi düşünmüyorum ama buradaki köylüler bize lazım olacak. Umarım çıkarken
kapısını falan kapatırlar. Bir zarar görmez köylüler. Şöyle hop. Kapatalım. Evimize de yakın burası. Bayağı güzel oldu köylü açısından. Lan köylü üstüme çıktı. Lan yürü git. Yatağımı ver manyak. O benim yatağım. Senin yatağın değil. Aha ip nerede? Dur. Kayış nerede daha doğrusu? La kayış nereye gitti? Kayışımı çaldıysan geri ver. Aha ota oraya fırlamış kayış ya. Tamam o zaman atımıza binelim. Ve ev şöyle mi? Dur bakayım. Galiba ev böyle. Aynen öyle. Bir gidelim. Ev dediğim yani bizim... Aha! Birileri buraya ev falan yapmış. Bir bakalım şöyle. Bu ne ya? Değişik olmuş. Bu şey galiba Rafet abilerin evi galiba. Lan benim atım nerede? Heh dur bakayım şu çeselerini bir karıştıralım. Bir şey almak tabii ki yok zaten ama... Bakalım neler yapmışlar. Çok iyi. Arkadaşlar bence biz şu an en iyi durumda biziz diye düşünüyorum. Ama tabii daha bilmiyorum da daha diğerlerini de görmedik etmedik. Kim bilir neler yapmışlardır. Vay be sonunda geri döndük ha. Bakayım şu etrafa bir göz atayım başka bir şey yapan var mı? Aha başka kimse yapan yok mu ya? Ehazallar falan yapıyordu onlar nereye yapmış? Allah Allah. Aha la buradaki havuçları kimse almamış ya. Ben bunları alırım. Ne atıp alırım? Akasya fidanları atıp alırım. Ya da akasya fidanlarını atmak istemiyorum. Lazım olabilir. Ne atsam ya? Aha yumurtaları atayım. Oh bu yumurta şeyler havuçlar bayağı iyi oldu. Bir dakika ben atıma yedirebiliyor muyum bunu ya? Yavrum. Atıma ne yedirebiliyorduk? Elma mı yedirebiliyorduk? Aman başına bir şey gelmesin benim yavrum. Aman benim yavrum başına bir şey gelmesin. Ondan dolayı yediremiyor olabilir miyim? At ne yiyordu arkadaşlar? Soğan yer misin? Yok soğan yemiyor. Ben soğanı nereden bulmuşum ya? O da ayrı soru. Vallahi anlamadım. Neyse. Dur bakayım ya. Hazalar ev yapıyordu. Onlar nereye yaptı ya? Abi çok mu uzaklaşmışlar ki acaba onlar? Aha bu ne? Burada birinin eşyaları var. Hazaların ev şu yukarıda mı acaba? Yok. Allah Allah. Aha. Bu kimin evi? Hazaların evi değil. Bu Mami'nin mi olacak acaba? Olabilir. Ama abi bunlar çok uzaklaşmışlar. Niye bu kadar uzaklaşmışlar ki? Allah Allah. Neyse. İlk yapılan yapsınlar bakalım da bir gelişsin herkes. Hazalların evi de mesela ben görmüştüm ilk başta hatırlıyorsunuzdur sizde. Ama şu an göremedim. Onlar daha da mı uzakta mesela? Allah Allah. Neyse çözeriz. Ben o zaman kendi arazime bir gideyim. Vallahi benim arazi çok iyi bence. Bakayım şöyle. Arazi var ya mük yemin ediyorum. Şimdi şu ufak böyle çıkıntı gibi tepe gibi bir şey var ya bunu böyle kaldıracağım. Sonra şöyle buranın dibine böyle bir evimi dikeceğim. Bayağı güzel olacak. Bayağı tatlı olacak. Sonra onun altına yeraltı bezi falan böyle sandık odası. Çok tatlı olur. Bayağı işimizi görür arkadaşlar. Ya benim bu atım neden yemek yemiyor? Elma yemez misin? Gel. Geliyor mu elmaya? Arkadaşlar bu ne yiyor ya? Çiğ et yer misin? Çiğ inek eti. Bir garip olurdu öyleyse. Neyse. O zaman ben şöyle bir geleyim. Atımı buraya bıraksam mı acaba? Ya da bırakmayayım. Ben keşfe mi gitsem azıcık daha ya? Ben şurayı bir hızlıca kazıyım mı? Hadi ben arkadaşlar şurayı bir hızlıca kazıyım. Bir düzleştireyim. Bak ne yapıyor onlar? Süslemeler falan yapıyorlar. Bak bir şeyler. Tablo koymuşlar tip feyde tablosu gelmiş. Yatıp uyuyalım hemen. Yanımızı yatak taşımanın faydaları yemin ederim. Ya şimdi arkadaşlar ben arazi olarak burayı seçtim. Ama acaba çok mu? Bak şu tümsekten kimse birbirini görmeyecek gibi oldu biraz ya. Nasıl yapsak acaba onu? Herkes çok uzaklara gitmiş. Neden böyle yaptılar ben onu anlamadım. O birazcık garip olmuş. Bir şey diyeceğim Talha da şu köşeye yapacağım diyordu da. Daha oraya yapabileceğini zannetmiyorum yani. Rafet abiler almış gayet komple orayı. Şimdi bu build konusunda arkadaşlar çok kararsızım. Nasıl yapsak nasıl etsek bilmiyorum. Buraya mı yapsak? Oraya mı yapsak? Buraya mı yapsak? Falandır filandır. Bir fikrim yok. O hala tablo mu deniyor ya? Vallahi şu anlık chest'e de hiç ihtiyacım yok. Çantaya her şeyi doldurmuşuz zaten. Yemek memek falan her şeyi yapacağız arkadaşlar. O zaman şimdi biz birazcık daha bir keşfe çıkalım. Ladin oduna ihtiyacım var. Ladin odunu istiyorum. Biz biraz önce şu tarafa ve şu tarafları gezdik. Bu sefer de tam tersine doğru gidiyorum. O zaman birazcık biz bir gezelim bakalım. Aha! Ne oluyor lan? Biz neyin üstündeyiz? Burası ne? Bir dakika. Çitim var mı benim? Çit. Çiti unutmuş muyum ya? Vallahi... Aha var. O aşağıda bir şeyler oluyor. Kayışım ha kayış. Atım gel buraya seni kaybedemem. Gel buraya. Gel hoppala. Ana burası ne? Aha bir tane daha yeraltı köyü galiba. Vallahi bir tane daha yeraltı köyü. Ne yapıyorsunuz ya? Burada büyücümüz falan var. Arkadaşlar keyifler nasıl? Buradan çıkmaya çalışmayın. Yok. Buradan çıkış yok. Sizin sandıklarınız nerede? Ben bir bakayım onlara. Patates. Güzel. Bu neymiş? O ne lan? Demir kazmamı istemiyorum ya. Yarım kalmış.
patates. Altın parçasını da almıyorum. Ne yapayım altın parçasını? Dalga mı geçiyorsun ya? Patatesleri alırız. Lan başlangıç noktamı orası, ayarladım yanlışlıkla. Ooo gençler gençler. Oy kitaplara bak. Delme. Büyük kitabı delme. Bunlar bir işe yarar mı bilmiyorum. Ama alacağım. Vallahi alacağım. Şöyle koyabildiklerimi bir koyayım. Şimdi şu kitapları bir yağmalayalım. Tabii ki bu kitapları alacağız. Bu kitaplar önemli babacığım. Burayı bulmamız çok güzel oldu. Çok çok güzel oldu. Abi kitapların çokluğuna bak. Bir şey diyeyim mi? Hatta oradaki yeraltı köyünden daha da güzel. Üf. Güzel başlangıç yaptık. Güzel başlangıç yaptık. Vallahi mutluyum. Aha şurasıydı. Galiba burasıydı. Dur ben hemen bir hazır buralara bir yerlerde gelmişken kalk bakayım ben bir yatayım. Sabah olsun. Öyle çıkalım. Sabah sabah. Gün yüzüyle yola çıkalım ya. Tamam. Sen neysin? Kütüphanecisin sen. Sen neysin? Rahipsin. Hop. Biz galiba buradan çıkmıştık. Ben şöyle buranın koordinatlarını da bir alayım. Tamam. Gayet güzel arkadaşlar. Şunu da alayım. Şimdi biz asıl ne için yola çıkmıştık? Ne oluyor lan? Biz asıl Ladin odunlar için yola çıkmıştık. Onlar nerede kaldı şu anda? Burası bizim gözümüzü boyadı. Ladin madin unuttuk. Şu tepede miydi Ladinler ya? Ben öyle hatırlıyorum sanki. Dursana şu tepeye çıkıp bir şöyle ağacın tepesine de çık. Şu etrafa bir bakalım. Şunun üstüne de çık lan. Şimdi bak. Buralarda Ladin göremedim. Oralarda da göremedim. Çok sis var. Aa şu tepede Ladinler var. Ama şu büyük Ladinlerden yok mu ya? Biz o zaman şu taraf ev. Karlı Dağ orası olduğuna göre. Böyle bir devam edelim. Tam tersine doğru gidecektik çünkü. Diğer ilk başta gittiğimiz yerlere göre. Aha bak ama şu karlara batmayalım da. Atımı kaybederim falan şimdi kar uğruna. Çok kötü olur. Atımı kaybetmek istemiyorum. Bu atımı var ya isim de vereceğiz zaten. Yeni bir köy daha mı buldum ben yoksa? Benim gördüğümü siz de mi görüyorsunuz? Hadi oraya gidelim. Yağmalanacak bir yer daha bulduk arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir dakika ben atımı buraya bırakmak istiyorum. Yavrum benim. Burada bekle. Baba gelecek. Tamam. Hadi şuraya geçelim. Güzel. Tepeye çıktık. Orada ha, bir şey var zannettim. Şimdi. Hop. Hala bak o kadar gün topladık deyip toplamayı bırakmıyorum arkadaşlar. Çünkü ne kadar çok o kadar iyi. Güzel, 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 güzel. Çok güzel bir köy bulduk. Vallahi çok güzel bir köy bulduk. Şu ana kadar kaç? 3 tane mi köy bulduk? 4 tane mi köy bulduk? Bayağı köy var ha. Dünyamız çok tatlı. Benim bayağı hoşuma gitti. Hani burada falan da saman balyaları falan olsun bol bol. Bol bol saman balyası istiyorum. Bol bol. Lazım olur. Şu evlerin içinden de tabii güzel şeyler çıkarsa güzel olur. Orası da ayrı konu. Hayır demeyiz canım. Ne diyelim? Ben şu maden fırını da alayım. Sanki hiçbir şeyimiz yokmuş gibi. Yapamayacakmışız gibi. Olsun alalım biz. Burada sizin tarlanıza zarar vermiyorum. Buraya saman ekmişler. Bunlar en tepede mi bunlar ya? Galiba en tepedeler. Hop burası daha alt kısmı. Daha yayılmış. Bayağı güzelmiş ha. Etrafı falan da düzlük. Yerleşim için falan bayağı güzel bir yermiş aslında. Ama köyün yanına yerleşmek bir yandan güzel bir yandan kötü olurdu. Hani bireysel survival oynuyor olsaydık mesela köyün yanına yerleşmek güzel olurdu. Ama böyle şimdi kalabalığız falan ya. Zaten etraf yapı dolacak. Hiç gerek yok ya. Ben bu arada şu yünleri alırım. Çünkü etrafımızdaki herkesin yüne ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Bir de çevrede çok fazla koyun öldürdüm. Koyun bulmaları da zor olacak. Allah gitti aşağıya. Oo, güzel saman balyası da var. Çok iyi çok iyi. Bunların hepsini topla. Oh, oh aşağıda da saman balyası var. Onu alıp geleyim hemen. Unuturum unuturum çünkü. Bak bak yol ta aşağıya doğru gidiyor ya. Aşağılarda falan saman balyası yok değil mi? Unutup gitmeyelim sonra. Tamam şimdi evleri gezelim şöyle. Ha ben buraya gelmiştim. Tamam tamam. Tamam tamam tekrar gelmedik tamam. Şöyle teker teker evleri gezelim. Burada çiftçimiz var. Kolay gelsin. Emekçiye saygımız var. Hiç sıkıntı yok. Oy, yine saman balyası. Bayağı güzel arkadaşlar. Yemek konusunda hiçbir problemimiz yok. Hiçbir problemimiz yok. Et de bayağı topladık. Saman balyası da zaten tonla var. Yün sıkıntımız sıfır. Gayet iyiyiz ya. Hoppala. Şöyle güzel çanı da alalım. Köy yağmalanmıştır diye notumuzu da bırakalım mı? Kardeş şuradan bir... Sen ne yapıyorsun bakayım? 15 kömür zümrüt mü veriyorsun? Yürü git ya. La çık. Bak yanlışlıkla sana vurmak istemiyorum. Şöyle evleri gezelim. Bak yağmur yağıyor. Hadi yatın uyuyun. Yatın uyuyun. Birisi burada kesin hapse kaldı. Hadi kurtardım seni geç. Özgürlüğünü hadi. Ay be bugün bir köylünün hayatını kurtardık arkadaşlar. Güzel. Yatarken bunu düşünüp mutlu olacağım. Burada ne vardı? Burası neciydi? Sen necisin yavrum? Necisin oğlum sen? Niye senin iki katlı evin var? Sen köyün muhtarı mısın? He. He. Oo, yine saman balyası.
çok iyi, çok iyi. Ben inek miyim acaba ya? Önceki hayatımda inek miymişim? Ben Saman Balyası Mucu'ya niye bu kadar çok seviniyorum ya? Allah Allah. Güzel, güzel, güzel. Ama bayağı Saman Balyamız oldu be. Bak 62 stek burada var. 62 stek mi? Bak, bak, bak. 1,5 stek at... Saman Balyası. Çok iyi. Ama bunun içinde büyücü var. Rahipciğim ne yapıyorsun ya? Vallahi çiğ... Vardır büyük ihtimalle. Şey çürük çürük ne çiğ. Şu an hiç uğraşamayacağım ya. Ama hiç chest bulamadık bu arada. Onu fark ettiniz değil mi? Hiç chest yok. Ya da girmediğim bir ev falan var mı ya benim? Bence yok. Bence yok ya. Vallahi güzel arkadaşlar, güzel. Dağın arka tarafına bir bakacağım. Ona göre geri döneceğim. Hava karardı mı? Hava karardıysa uyuyabilir miyim? Yok ya. Havadan dolayı böyle karanlık gözüküyor. Gel bakayım buraya. Bir şey değil mi? Büyük ihtimal gün için bana gelecekler. Herhalde serverdeki bütün koyunları kestim. Köylülerin yün... etrafındaki süs olarak kullandıkları yünleri bile aldım ya. Neyse baba satarız, sıkıntı yok yani. Bir yün bir elmas. piyasada yok, hadi koyun bulun da alın. Şaka yapıyorum bu arada tabi. Ama şöyle bir en az 10 demir olur. Ladin yok ya. Abi sunucuya ladin koymamışlar. Ya da o karlı tarafa gidip mecbur oradan kasacağız. Ben ineği, şey ineği ya. Atımızı kaybetmek istemiyorum. O yüzden yavaştan geri döneceğim. Yoksa giderdim böyle aldır küldür de. Bunlar ne yapıyorsunuz oğlum? Toplantı mı yapıyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz? Valla. Hadi canım. Lan manyak mısınız? Yapmamıştır ya. Ben öyle bir kadın değil o. Hadi şaka yapıyorsun. Arkadaşlar yan köy hakkındaki bir kadın hakkında neler söylediler valla. Bunlar dedikoduyu seviyor ha. Neyse ben duymadım. Ben bilmiyorum. Benden çıkmaz. Benden çıkmaz yani. Ben kimsenin özel hayatı beni ilgilendirmiyor. Benim atım nerede? Atım nerede benim? Anne ya! Nasıl bakıyor babasına oradan? Babasına oradan nasıl bakıyor? Geliyorum yavrum. İki dağın bir ucundayız ikimiz de ama. Bekle geleceğim. Evet. Atımızı alalım. Gel bakalım. Sonra şuradan da şöyle bir ladinleri toplayalım arkadaşlar. Ondan sonra bölümümüzü bitiririz. Bir dakika ladin. Bu kar biyomunun içinde mi ladinler? Galiba içinde. Ama ya biz şey olursak? Kara batarsak? Neyse çıkarız herhalde ya. Kara batarsak da bir şey olmaz herhalde. Ve arkadaşlar bir tane daha demir balta yapmıştım. O da kırıldı. Daha yeter diye düşünüyorum. Bakın sandığa da... Aha dur şuraya odunlar koymuşuz yanlışlıkla. Bak bunları da buraya koyuyorum. Bir dakika ladinlerimizi hatta şöyle yapalım. Oh kaç stek toplamışız ya. Bayağı olmuş herhalde. 10 stek toplamışız. Bayağı yeter arkadaşlar bunlar bize. Yemin ediyorum var ya şuna bak sunucuda kimse kalmadı. Sadece ben kaldım. Ama çok güzel iş çıkardık. Harbiden çok güzel iş çıkardık. Şimdi bir dakika bir dakika benim şeyim nerede? Benim atım nerede? Dur bir uyuyayım. Atım nerede benim? Atım nerede? Atımı bulmam lazım. Heh buralar oha buralar komple ladinli hepsini toplamışım resmen. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Atım da burada. Oh yavrum benim. Gel bakalım. Nerede? Hop kayışın. Bir dakika bizim bir ekipmanımız yok. Yavrum bekle 2 dakika tamam mı? Dur bekle senin şöyle kayışını tekrardan şöyle bir bağlayayım. Ben kendime hemen hızlıca ekipman yapayım. Ve Iron Paxel. Çok iyi çok iyi çok iyi. Geri alalım şunu. Demir de bayağı harcadık bu arada. Bayağı bulduk ama bayağı da harcadık. Ama değdi mi? Tabii ki de değdi. Yok mu etrafta iskelet ya? Bir iskelet öldürsek de şu köpekleri almayı denesek. Bak burada bir sürü köpek var. Neyse köpeklerin yerini de öğrenmiş olduk. Buraya hani kemik falan çözünce köpek sahiplenmeye buraya geliriz. Güzel olur. Çok da tatlı olur. Şimdi buradan uzayalım. Şeytan diyor şuraya bir dağ evi yap. Ama yok ya dağ evi yapmayacağım. Buraya güzel bir ev yapmak istiyorum. Şöyle buildi muildi güzel olan. Güzel aklını vereceğimiz bir ev. Şimdi o zaman şuraya sadece atımızı kalacak resmen. Chest'imiz bile yok. Sadece atımızı koyacağız. O yüzden bir tane hemen tabela. Çantalarda olduğu için sanki insanlar hiçbir şey yapmadı. Zannedecek. Ama haberleri yok ki. Çantanın bir tanesi ağzına kadar maden dolu. Bir tanesi ağzına kadar ağaç dolu. Buraya atı sakın ellemeyin. Kullanmak yasaktır. F'ye. Sakın atımı ellemeyin. Kullanabilirler kullanmasına da. Şimdi giderler orada atım ölür mü ölür bir şey olur. Lan ben bu yolculuğa onunla çıktım. Neredesin yavrum gel bakayım böyle. Gel yavrum. Gel yavrum gel şöyle. Uy. Uy bebesinin gülü. Sen ne yiyorsun ya? Bana oy. Sen ne yiyorsun bana bir söyle de sana vereyim ya. Sen ne yiyorsun ya? Sen bir şey yemiyorsun mu ya? Karnın acıkmadı mı senin ya? O kadar yol yaptık seninle.
Hiç mi acıkmadın? Oraya birisi yer açtı zannettim ama açmamış. Evet arkadaşlar, Minecraft gerçek hayat bölümünün burada sonuna geldik. Seriyi sevdiyseniz ve devam etsin istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da mutlaka fikirlerinizi yazın. Atomuzun ismi ne olsun onu yazın. Evi tam nereye yapalım onu yazın. Veya farklı farklı fikirleriniz varsa onları yazın. Neler yapabiliriz, neler olabilir falan. Bence çok güzel bir seri olacak. Çok güzel şeyler yapacağız. Aklımda çok güzel planlar var. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.